Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar sevgiler. Bugün hep birlikte bir borcam dolusu sütlü tatlı yapacağız. Hatta pasta lezzetinde güzel bir tarif oluyor. Mutlaka kaydedip deneyin sevdiklerinizle paylaşın derim. Hemen pastamızın yapımına başlayalım. Öncelikle bir su bardağı sütü tabağımızın içerisine alalım. Bardak ölçüm klasik 200 ml'lik bardaktır. Sütü de oda ısısında hatta soğukta kullanabilirsiniz. 24 adet kedi dili bisküvisine de ihtiyacımız var. Yani bir paket kedi dili bisküvisi yeterli oluyor. Her bir bisküviyi sütün içerisine arkalı ön olacak şekilde batıralım ve daha sonra büyük boy en büyük boy borcamın içerisine yerleştirelim. Şekerli kısmı üst tarafa gelecek. Bisküvilerin şekerli kısmının üst tarafa gelmesine özen gösterelim. Kedi dili bisküviler bitene kadar aynı işlemi tekrar edelim. Bir su bardağı süt de gayet yeterli geliyor. Tam ölçüdür. Eksik veya fazla kullanmamanızı tavsiye ederim. Şöyle çok az bir miktar artmıştı. Onu da üzerine gezdirdim. Şimdi 1 litre sütü genişçe bir tencere içerisine alalım. 3 yemek kaşığı un ilave edelim verdiğim ölçülerle hazırlamış olduğumuz muhallebi tam kıvamında oluyor. Hiçbir şekilde oynama yapmayın. Gördüğünüz gibi kaşıkları da dolu dolu olacak şekilde ayarlayarak kullanın. 2 yemek kaşığı dolusu da mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa onu ekleyebilirsiniz. Nişastalı un topaklanmasın, güzelce karışsın, pürüzsüz olsun diye hemen çırpmaya başladım. Daha sonra içerisine bir su bardağı toz şeker ilave edip tekrar karıştırıyorum. Pastamızın muhallebisi için gereken malzemeler bu kadardı. Şimdi ocağa alalım. Ocağımızı orta ayarda açalım ve sürekli karıştırarak pişirmeye başlayalım. Koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırma işlemine devam edin. Birkaç dakika içerisinde zaten göz göz olup kaynamaya başlayacaktır. Bakın şimdi kıvamı koyulaşmaya başladı. Göz göz olup fokurdayınca ocağın altını kapatabiliriz. Bakın şöyle kaynamaya başladı. Şimdi de fokur fokur kaynıyor. Artık ocaktan alabiliriz. Ocağımın altını kapattıktan sonra yarım dakika kadar Şöyle çırpıcıyla çırpma işlemine devam ediyorum. Bu aşamada dilerseniz vanilya ilave edebilirsiniz ama ben vanilyasız hazırladım. Gayet az malzemeli ve lezzetli olmuştu. Hiç bekletmeden sıcak sıcakken hazırlamış olduğumuz muhallebiyi ıslatmış olduğumuz kedidili bisküvilerin üzerine gezdirelim. 2-3 saat boyunca soğumaya bırakalım. Yine üzeri için hazır çikolata sosu, paketin arkasında yazan ölçülerle hazırlayıp dökebilirsiniz. Ben kendim hazırlamıştım. Bir sonraki tarifimde de ev yapımı çikolata sosu paylaşacağım sizler için. O tarife bakıp da yapabilirsiniz. Gerçekten de tam kıvamında, lezzeti de oldukça yerinde bir çikolata sos oluyor. Mutlaka deneyin derim onu da. Çikolata sosumu döktükten sonra pastamın üzerini düzeltiyorum. Sosu döktükten sonra en az 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin soğusun. Soğuk soğuk pastanızı servis edebilirsiniz. Gerçekten de çok güzel oluyor. Tadı damağınızda kalacak. İkişer üçer dilim yiyeceğiniz muhteşem bir lezzet oluyor. Ayrıca kalabalık misafirleriniz için de bu tarifi yapıp hazırlayabilirsiniz tek bir ölçüyle 24 dilim pasta elde ediyorsunuz. Hiçbir zorluğu olmayan, oldukça pratik olan bu tarifi mutlaka kaydedip deneyin derim. Üzerini muz ile süsledim. Arzu ettiğiniz şekilde servise hazırlayabilirsiniz. Gerçekten de soğuduğunda muhteşem bir lezzet oluyor pastamın kıvamını sizlere daha yakından gösterirken veda etmek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.